Beraber başlayalım. Şimdi Gelir gider tablosu şu anda Haziran ayındayız. Ben Ocak ayını baz olarak başlıyorum. Siz mümkünse geriye dönük yılları, geçmiş yılları yapabiliyorsanız, 2020-2019'u da yapabilir, tablo olarak tutabilirseniz, veri olarak çok önemli. Çünkü bu gelir gider tablosunda bizim için en önemli olan şey veriler. Yani şirket bilançolarında biz ne yapıyoruz? Geçmiş yıllara, geçmiş aylara, geçmişte olanlara bakıyoruz. Onları yargılayarak gelecekle ilgili bir plan yapıyoruz. Bu bizim için de geçerli. Biz de kendi gider gelir gider tablomuzda önce bu dönemi ama varsa mümkünse geçmiş dönemleri de bulup Onları da yargılayabilmeliyiz ki geleceğe dönük planlamalar yapabilelim. Ee, kredi kartı ekstralarınızda e, ki ne yazık ki artık herkeste var kredi kartı malum bulaştığınız e, kurtulması da çok zor biliyorum. E, banka ekstrelerinizde yine faturalarınız Kredi kartı ödemeleriniz mutlaka vardır. Oradan geriye dönük bilgileri bulabilirsiniz. Gelir-gider tablosunun tek zor tarafı başlangıcı. Yani ilk bu tabloyu oluşturma süreci evet zor. Çünkü geçmiş verileri bulmanız gerekiyor. Ama yok geçmiş benim için önemli değil. Ben bu aydan başlayacağım diyorsanız da bu aydan başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey basit. Öncelikle maaşınızı veya ekstra geliriniz var işte kira geliri olur, temettü geliri olur. Bir kar payı geliriniz vardır vesaire. Bunları alt alta yazarak gelirlerimizi bir yazıyoruz. Daha sonra da burada zaten her birini bir başlık altında ayırdık ki veri çektiğimizde de işte geçen sene faturaları ne kadar harcadık, bu sene ne kadar harcadık ikisini bir karşılaştıralım. Veya alışverişe hangi aylarda daha çok harcıyoruz, hangi senelerde daha çok harcamışız bunları karşılaştırabilirim diye başlıklar altında topladım bunları. Faturalarımızı yazıyoruz. Aylık alışverişimizi bu alışveriş bölümü işte toplu market alışverişini kapsıyor ki değineceğim ona da. Bir ay boyunca evimizde kullandığımız bütün erzak bunun içerisinde. Yani deterjanından yağına, havlu peçetesinden kuru bakliyatına kadar aklınıza gelen ne varsa bunun içerisinde. Bir de nakit bölümü var. Bu nakit bölümü de işte pazar alışverişi dediğimiz haftalık pazara giderken kullandığımız nakit para ile ay içerisinde işte gezmeydi, dolaşmaydı çocuğu bir yerlere götüreceğiz, eş dost bir yerlere gideceğiz. Da harcayacağımız nakit para. Kira gideri bunun içerisinde olabilir ve bir de kredi kartı borcunuz. Yine altına kredi borçlarınız varsa onları da ekleyebilirsiniz. Yatırım bölümünü ilk etapta boş bırakıyoruz çünkü ilk etapta bir durumumuzu görmemiz gerekiyor. Ondan sonra bu bölümleri dolduracağız. Şimdi burada hasbel kadar ben kabaca bir tablo olurdum. Genelde görüştüğümüz arkadaşlar da buna yakın tablolar var. Aşağıda veya yukarıda ama buna yakın. O yüzden şöyle ortalama bir tablo oluşturdum ben. Bu tablo üzerinden gideceğiz. Bu tabloda bu verilerin gerçekleşmesine gerek yok. Planlanmış halindeyken buraya yazıyoruz. Yani elektrik faturanız geldiğinde buraya ekleyeceksiniz. Su faturası geldiğinde ekleyeceksiniz. diğer alışverişlerinizi tahmini işte ben hanımla konuşacaksınız. İşte bir aylık alışverişin bizim tahmini ne kadar tutar? İlk ay olduğu için bunu oturtmak 3-4 ay sürüyor. Çünkü ilk ay toplu alışverişe gittiğinizde bazı şeyler eksik alacaksınız. Bazı şeyleri fazla alacaksınız. Bunun oturması 2-3 ayı buluyor. Ama buraya tahmini bu işte kredi kartı ekstralarınızdan geriye dönüp çıkartırsınız ki zaten bunu çıkarttığınızda da şok olacaksınız. Yani bu kadar parayı ben nasıl harcıyorum diye. İşte nakit tahmini, bir kredi e, kartı borcunuz zaten ekstenizde bellidir veya bankaya girip görebilirsiniz. Bir de kira ödemeniz. Bunları yazacaksınız. Şimdi şu arkadaş için bir sorgulamaya başlayacağız. Siz de aynı sorgulamayı kendiniz için yaparak devam edeceksiniz. Bunların yanına artı koyduğunuz zaman otomatikman işlem başlar. Tam bir e, muhasebe sistemiyle çalışıyor bu. Borç ve alacaklar var. İşte gördüğünüz gibi paramız geldi hesabımıza. Daha sonra buradan ödemeleri yaptığımızı fark ederek planlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunların hepsini yaptığımızda eksi 805 lira bir bakiyemiz oldu. Yani şu anda bizim Ocak ayında artı 805 lira daha para bulmamız lazım ki bu döngümüz borçsuz dönsün. Eksi gördüğümüz sürece burada eksi 1 lira dahi olsa biz o ay yatırım yapamayız. O yüzden yatırım aktaracağımız bir para yok. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey Buradaki var olan giderleri azaltarak şu borcu sıfıra hatta mümkünse artıya getirmek. Veya ikinci bir ihtimal ekstra bir gelir ek iş olur. Ne bileyim evde ekstra kullanılmayan şeyler vardır satılacak onları satabilirsiniz vesaire. Ekstra bir gelir elde ederek burayı artıya getirmek. Genelde bu tarafta işte ek iş yapmak bir şeyleri satmak çok mantıklı olmuyor veya çok yapabilen arkadaşımız yok. O yüzden biz genelde giderleri azaltarak bunu sağlıyoruz. Bununla da ilgili hep şöyle bir sözümüz var. Genelde ben söylüyorum. Gelirlerini arttıranlar değil, giderlerini azaltabilenler zengin oluyor. Yani bizim giderlerimizi bir şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. Diğer bir hususta gördüğünüz gibi burada bir kredi kartı var. Kadim dostumuz hemen hemen hepimizin sıkıştığında hemen el attığı. Ve ne yazık ki çok dost gibi görünse de dost olmayan kardeşimiz var burada. Burada bir eksi 1500'e kredi kartı borcumuz var. Buradaki yapıyı oluşturup bunu artıya getirmeye çalışırken yapmamız gereken diğer en önemli şey de işte bu kredi kartını buradan komple çıkarmak. Yani bu parayı kredi kartından değil maaş ve kendi giderlerimiz döngüsünde döndürmeliyiz. Çünkü şu anda arkadaşlar ne yapıyorlar? Kredi kartından e, maaşları yatıyor aldıkları parayı götürüp bankaya yatırıyorlar. Alıyorlar bankaya yatırıyorlar. Şu anda e, görüştüğümüz insanlar siz veya çevrenizdeki pek çok insanda da durum aynı. Maaşı alıyoruz kredi kartına veya bankaya yatırıyoruz. Biz bu döngüyü kırmaya çalışıyoruz. Kredi kartını kullanmaktan ziyade kendi nakit paramızı kullanarak kendi bütçemizi yönlendirmeyi planlıyoruz. Şimdi Ocak ayındaki durum bu. Gördüğünüz gibi 805 lira eksi bakiyeniz. Tabii siz de yaptığınızda eksi olur, artı olur. Bir bakiyeniz olacak. Daha sonra yapmamız gereken bu aylık ödemelerimiz büyük ihtimalle herkese bir dahaki ayda olacaktır. Yani en fazla burada kredi kartınız belki artacaktır. Ekstra harcama yaparsanız ama rutinde bu harcamalarınız bir dahaki aya da atlayacaktır. Şuradan maaşımızı da yine bu tarafa alalım. Şimdi bu ay maaşımızı yaptı. Ödemelerimizi yaptık. Eksi 805'i kapatabilmek için tabii kredi kartına o zaman ne yapıyoruz? Eksi bu 1500'e yatırma durumumuz yok. Bunun bu ay yarısını yatırdığımızı varsayalım. İkinci aya geçtiğimizde artık burada planlamayı yaparken çünkü burada bir kabaca planlama yapmıştık. Artık burada bir planlama yapacağız. Daha Ocak ayı bitmeden Ocak ayının ödemelerini yaptıktan sonra hemen bu planlamaya başlıyoruz. Burada ne diyoruz? Mesela 150 liraydı elektrik. Biz diyoruz ki arkadaş biraz tasarruf yapacağız bundan. Bunu 150 liradan 100 atıyorum 40 liraya düşürmeye çalışacağız. 10 lira. İşte su faturası 95 liradan 85 lira. İşte doğalgazı 90 liradan 80 liraya. burada internette telefonlar genelde yıllık oluyor. Dolayısıyla bunların fiyatlarını değiştiremiyorsunuz. Fakat burada önerim özellikle cep telefonu tarifelerinde herkeste yüksek tarifeler var. Yani 10 GB, işte 5000 dakika vesaire. Bunları mümkün olduğu kadar minimize edin. Hatta mümkünse borçları ödeyip artıya geçip belirli bir miktar birikim yapana kadar minimum neyse onu alın. Yani 39 lira olur, 40 lira olur. Maksimumu geçmeyin yani. Çünkü baktığınız zaman bir evde 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi olduğunda 80-90 liralık faturalar var. Şu anda ödenen. İşte 450-500 liraya sadece faturaya gidiyor. Dolayısıyla bunları ne kadar düşürürseniz işte 80 85 liralık faturayı 40 liraya düşürdüğünüzde zaten sadece bir fatura da 50 lira kazanıyorsunuz. O yüzden buradaki düşüşler çok önemli. Ha demiyoruz ki hayatınızı kalan böyle böyle sıkarak geçirin. Hayır. Boşları tamamlayıp artıya geçene kadar ama bunları yapmak zorundayız. Yine alışveriş bölümüne geldiğimizde bunu da 1750'den işte 1550'ye düşürelim. İşte Nakiti de 900 liraya düşürelim ki toplu alışveriş yaptığınızda bunu çok net göreceksiniz. Kredi kartıyla yaptığınız harcamalardan en az 1000 liraya yakın tasarruf sağlayacaksınız. Bu hemen hemen uyguladığımız herkese aynı oldu. Yeter ki elinizde listeyle markete gidin. Yani onu alacağım bunu alacağım kafasıyla değil. Elinizde bir liste olsun ve o liste tamamlandığında çıkın. Başka hiçbir şeye bakmayın. Şimdi bu aya geldiğimizde kredi kartı burada eksi de olduğumuz için tabi 750 lira bir kredi kartı borcumuz var kapatmamız gereken. Fakat o ay içerisinde de büyük ihtimalle para sıkıştığımız için kredi kartından da harcamalar yapılacaktır. Burada eksi 950 diyelim. İkinci ay tablomuza bakalım. Şimdi e, gördüğünüz gibi ikinci ay tablomuz en azından bize bir tık artı verdi. Bir şey değiştirdik mi? Ekstra bir gelir aldık mı? Hayır. Sadece giderlerimizi azalttık. Ve bir artısı da borcu gerçi az oldu. 1500 örnek verdik ama önemli değil. E, şu da rutinde görün diye olayı kredi kartını kapatmış olduk. Bu 1500 değil de 5000 lira olabilirdi. O zaman ne yapacaktınız? İşte asgari ücretin üstünde 5'e işte bölecektiniz. 1000 bin ödeyecektiniz. Örnek veriyorum. O şekilde kapatacaktınız. Ama mutlaka kapatmalıyız yani. Önemli olan nokta bu. Dolayısıyla burada ikinci ayda gördüğünüz gibi 75 lira bir artı verdik. Fakat gene bir yatırım yapma durumumuz söz konusu değil. Çünkü hala yatırım yapabilecek seviyeye gelmedik. Çünkü birazcık nakitte kalmamız lazım. Bu ay artık nakit lazım olacak bize. Artık kartımız da yok. Çünkü 75 lira paramız ve şuradaki 900 lira nakitimiz var. Bu ikisiyle ay sonunu getirmek zorundayız. Bu aydaki de yine ödeme maaş yattı. Ödemelerimizi yaptık. Bir sonraki ayı ödemelerimizi yaptığımız gün akabinde hemen planlamaya başlıyoruz. Yine buradaki faturalar büyük ihtimalle buraya aktarılacaktır. Bu yazın kışın doğalgaz faturası elektrik biraz fark edebilir. Onun dışında çok fazla fark etmiyor. Şimdi üçüncü aya geldiğimizde artık elimizde şöyle bir şey var. Biz hatalarımızı gördük. Bu hatalarımızı giderme noktasında neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ufaktan tasarruflara başladık. Şey i̇şte gelir gideri yaptık. Alışverişi toplu yapmaya başladık ki eti, sütü, deterjanı aklınıza ne geliyorsa alınabilecek bir aylık her şeyi almaya başladık. Toplu aldığımız zaman şöyle bir artı oluyor. Normalde gün içerisinde ya siz ya işiniz ya işten gelirken veya gün içinde işinizde Fatih'te bakkala gidiyorsunuz geliyorsunuz veya markete. Ekmek için gidiyorsunuz. Cips alıyorsunuz. İşte süt almaya gidiyorsunuz. Çocuğa bir tane çikolata alıyorsunuz. İşte siz gidiyorsunuz akşam çay yanında bir şey alayım. Ekmeğin yanına bir şey alayım derken haftada 3 kere markete gitseniz hiçbir şey yapmasınız. %200 liralık 300 liralık ekstra alışveriş yapıyorsunuz. Neden? Çek karttan çek karttan. Ama nakit olduğu zaman hanım bir şey aldığında hayat işte biz bunu almıştık. Evde yok. Çünkü evde var. E, ekstra bir şey almıyorsunuz. Dolayısıyla cebinizdeki parayla işe gidip eve geliyorsunuz. Ekstra bir şey almanız gerek yok. Bu e, alışverişle ilgili şöyle bir şey var. Tabi ilk ayda hemen gittiğiniz aldığınız oturmuyor. Biraz e, meşakkatli. Atıyorum bir yağ alıyorsunuz. Normalde sürekli 1 litre, 2 litre, 3 litre marketten aldığınız için bir 18 litre yağ aldığınız zaman 3 ay, 4 ay gidiyor. Örnek veriyorum. Bir deterjan alıyorsunuz 10 kiloluk. Önceden atıyorum 1 kiloluk, 2 kiloluk alıyordunuz. Bir 10 kiloluk deterjan aldığınızda belki 2 ay gidiyor. Dolayısıyla bunların sürelerini oturtmak kolay değil ama 3-4 ayda oturuyor ve oturduktan sonra da artık her ay 3 lira 5 lira aşağı yukarı oynar yani. Onun dışında bir değişiklik olmaz. Fiyatlar oturmuş olur. Üçüncü aya geldiğimizde de gene burada biliyorsunuz bir tık kısmıştık. Burada da e, tasarruf yapmaya başladığınızda zaten şöyle bir alışkanlık oluşuyor. İşte hanım ışığı yakıyorsa siz söndürüyorsunuz. Siz yakıyorsanız hanım söndürüyor. Biri musluğu çok açıyorsa az aç diyorsunuz. İşte çocuk duşa giriyor diyorsunuz ki o kadar saat duşta kalma. Örnek veriyorum. Veya bir alışveriş yapacaksınız, i̇şte en pahalıları alıyordunuz dün, diyorsunuz ki ya buna gerek yok. Cumartesi pazarından 10 liraya aldığınız bir gömleği, atıyorum 500 liralık bir deterjanla yıkamanıza gerek olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlarda yine ufak ufak azalmalar oluyor. Bu 10'lar er liralık ben düşüşler yapıyorum. Fazla oluyor ama örnek olsun diye ve ne kadar etkili olduğunu görün diye ben burada küçük düşüşler yapıyorum. Ama tabii gerçekten böyle olmuyor. Yine internetle cep telefonuna dokunmuyorum. Çünkü dediğim gibi o hemen değişmiyor. Süresini dolmasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi burada diğerinden farklı olarak gördüğünüz gibi artık kredi kartını kaldırdık. Çünkü kredi kartına bir ödeme yapmayacağız. Önceden bankanın bizim bankaya borç verdiğimiz fakat bankanın olan parayı bankada kullanıyorduk. Artık paramızı kendimiz aldık. Orayla bir bağımız koptu. Bankaya borcumuzu ödemiş olduk. Paramız artık bizim kendi paramız ve artık kendi kafamıza göre harcayacağız. Dolayısıyla 3. aydaki durumumuza şöyle bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi eksi 55 lirayla başladığımız yolculuğumuz bir anda artı 1255 liraya çıktı. 3 aylık bir süreç. Şimdi artık bu ay ben 600 lira yatırım yapabilir miyim? Çatır çatır yaparım. Hiç kimseye de sorma. Doğru mu? Hatta 600 liradan da nakitimiz kaldı. Şimdi baktığınız zaman Tabii şöyle bir şaşkınlık oluyor arkadaşlar. Ya eksiden nasıl buraya geldi? Burada bir illüzyon yok. Herhangi bir ekstra bir şey yapmadık. Hepsini gördünüz. Kredi kartı kullanımda hepimize kolay gelen, faydalı görünen aslında bizim ekonomimiz için çok zararlı bir şey. Çünkü biz paralı bir toplum değiliz ve kredi kartını da para için kullanmıyoruz. Kredi kartını biz paramız olmadığı zaman almamamız gereken şeyleri almak için kullanıyoruz. Hatta o kadar çok kendimizi zorluyoruz ki almamız mümkün olmayan şeyleri işte 18 ay, 24 ay, 36 ay taksit yapılıyor diye alıyoruz. Bu yüzden kredi kartı paralı insanların cebinde güçlü bir materyal olsa da bizim cebimizde kendimize karşı kullanılan çok güçlü bir silah ve bizi yaralıyor. Zarar veriyor bize. Biz bunu bilinçli kullanabilen bir toplum değiliz. Para durumunuz çok iyi olur. İleride gelir gider dengenizi oturtursunuz. Tamam bu zaman kredi kartını artık kullanacağım ben kardeşim. Hani biz kesinlikle kredi kartı kullanmayın, tavrında bir davranışta değiliz. Lakin küçük yatırımcılar dediğim kitlenin gelir ve giderleri zaten menümüzde olduğu için bir de burada kredi kartında ekstra olan işler için kullanırsak işte çark dönmüyor. Ne oluyor? İşte borç batağında. Al maaşı bankaya yatır, al maaşı bankaya yatır döngüsü oluyor. Bu tablonun 3 aylık süreci bunu yıllık yaptığınızda bir yıl boyunca ne kadar elektrik faturası, ne kadar su faturası harcadınız, geçen yılla bu yıl arasındaki kıyas ne? Özellikle tasarruf yaptığınızda geçmiş yıllarla bu yıl içerisinde yüzde otuz, yüzde bir tasarrufun ne kadar faydalı olduğunu tablo üzerinde görebiliyorsunuz. Bu yüzden bu tablonun doldurulmasını ben önemsiyorum. İşte başta örnek verdiğim gibi geçmiş şirket verilerine niye bakıyoruz? Nasıl yönetilmiş şirket? Bugünle karşılaştırıyor. Siz de geçmişle bugününüzü karşılaştırdığınızda geleceğinizi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi ben bu tabloda bazı veriler koydum. Burada siz kendiniz görün diye. Ama tabii buraya şu yan tarafına ekstra grafikler koyabilirsiniz. İşte elektrik faturalarını, alışverişleri vesaire buraya çekebilirsiniz. Ben çok öyle kapsamlı bir şey artık ihtiyaç duymuyorum. Onu ben 2013'lü 2000 yıllardan beri yapıyorum. Benim kendi tablomda zaten şu ana kadar geriye dönük 4-5 yılım var. Ve ben nerelere fazla para harcadığımı tespit edip onların müdahalesini yaparak ortadan kaldırdım. Şükürler olsun. Size de nasip olur inşallah. Burada da gördüğünüz gibi 2021 yılının durumunu gösteriyor. İşte gelirleriniz, ne kadar gideriniz var. Şimdi gördüğünüz gibi 5500 liralık bir giderden başlamışız. 4845 liraya kadar gelmiş. Bu bir yere kadar gelecektir. İşte şuralara 4000 liralara kadar belki gelecektir. Sonra odur. Minimum da odur da çok da böyle devasa bir... Sıkı para politikasına gerek yok ama borcu kapatma noktasına yani şurasının artı verme noktasına kadar sıkacaksınız kendinizi yapacak bir şey yok. Burası önemli. Burada işte bir e, karşılaştırma var, bir yatırım boyutu var. Şu anda çok fazla yatırım para aktarılmadığı için belirgin değil. Sene sonunda da işte burada ne kadar geliriniz, ne kadar gideriniz oldu, bu sene ne kadar yatırım yaptığınızı bu ekrandan görüyorsunuz. Bu gelir-gider tablosu. Burada bir e, genel durum var. Geçmiş yılları eklerseniz buraya veya gelecekte atıyorum 2023 yılına geldiğinizde şu iki yılı görüp ya bir adama denk gelmiştik. Adam bize bir şeyler anlattı. Bak hakikaten doğruymuş. Bir dua ederseniz seviniriz o arada. Amacımız o zaten. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi 2021 yılında ne yaptık? 2022'de ne yaptık? Veya geçmiş yıllara eklerseniz geçmiş yıllarda ne yapmıştık? Ne yok diye geldik. Burada görebiliyoruz. Burada da bir yatırım bölümü koydum ki bizim ilk hedefimiz biliyorsunuz 100.000'e ulaşmak. İşte buradaki yatırımda var olan para. Mesela 600 lira burada var. 600 lirayı burada nereye yatırdık? Diyelim ki işte fon aldık. Fon 600 yazıp şuraya da son durumunu yazdığınızda zarar etsin. Genelde arkadaşlar zararla başlıyor. Biz onu zarar yapalım. 580 lira diyelim. Bir birikiminiz oluyor. Diğer birikimlerinizi de buraya yazarsanız sene içerisinde. Onları da burada grafik haline getiriyor. Burada takip edebilirsiniz. İşte 600 lira biriktiren bir arkadaşımızın veya bu kadar biriktiren bir arkadaşımızın 100 bine ne kadar parası kaldığını da kabaca buradan görebiliyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili gelir gider tablosu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Biraz ilk video olduğu için biraz uzun sürecek. Bu konu çünkü benim önem verdiğim bir konu. Siz de başladığınız zaman ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Genelde arkadaşlar hep şöyle söylüyor. Ya çok karmaşık, çok kapsamlı kim onunla uğraşacak falan. Çok minimize etmenize gerek yok. Yani bazı arkadaşların tablolarına baktık. Yani yağları falan karşılaştırmak. Geçen ay ne kadardı yağ fiyatı. O kadara gerek yok. Yani onları genellerseniz daha basit olacaktır sizin için. Daha faydalı olacaktır. Minimize ettiğimizde karşımıza çıkacak tablo bu. Ki bu tablo son 5-6 yıldır değişe değişe bu hale geldi. Bu şekilde sanki tam bir bilanço gibi oldu. Dolayısıyla burada hem kendi bütçenizi takip edip hem de bir şirket bilançosunu öğrenmiş oluyorsunuz. Nedir? Nasıl takip ediliyor? Bakın, biz burada yatırım yapıyoruz. Şirket de aynı şekilde yatırım yapıyor. O da borç. Onların dönüşleri işte yatırımları, karları geliyor. Karları kara ekliyoruz vesaire. Siz de aynı şekilde burada bir şirketin bilançosunu takip ediyormuş gibi kendinizi takip etmiş olacaksınız. Video belki biraz uzun sürmüş olabilir. Ee, özellikle tek tek anlatmak istedim ki bütün arkadaşları, soran arkadaşları buraya yönlendireceğim. Eksik bir şey kalsın istemedim. Dediğim gibi gelir gider tablosunu oturtacağız. Gelirimizi arttıracağız. Tasarruflarla giderlerimizi azaltacağız. Kredi kartından mümkünse kurtulacağız. Ve bu aradaki farkı yatırıma yönlendirerek ilk 100 bin liraya ulaşmaya çalışacağız. Benim hedefim sizi 100 bin liraya ulaştırmak. 100 bin liradan sonra devam etmek isterseniz beraber devam ederiz. Veya siz kendiniz 100 bin ulaştıktan sonra artık ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizden ricam öyle beğenin, e, like'layın, abone olun gibi benim bir talebim yok, öyle bir amacım da yok. Benim amacım insanlara ulaşmak. Mümkünse eş, dost, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize de bu videoyu önerirseniz, onları da bu borç döngüsünden, bu maaşı alalım bankaya yatıralım döngüsünden kurtarıp doğru yatırma, doğru yola yönlendirirsek sevinirim. Tek talebim bu. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.